Yepyeni bir moddan herkese merhaba arkadaşlar, karşımızda Golf VDR var. Gördüğünüz gibi aracın etrafına dönelim. Tatil dolayısıyla bayağı video atamadım, kusura bakmayın. Şimdi parçaya girelim. Evet, bir adet kabinimiz var, R-Line, şasi, bir adet motor, Golf VDR, sant var. Bir de Skoda'nın 0-1 var. 0-1 gitmez tabi de. Böyle iç dizaynında standart up şey oluyor Skoda. Rengini siyah mı yapsak, bordo mu? Kırmızı yapalım. Her neyse. Ranger taktik kırmızı yaptık. Fazla dışında jant seçeneği bir tane var. Lastik seçeneği bir tane. Normal Skoda'nın üstüne kurulmuş her mod gibi bir mod. Çok değişik bir cümle oldu. İçine eklemeyelim bir şeyler. Can sıkıyor, böyle boğuk oluyor ya. Neyse, yola çıkalım hadi. Hadi bir şeyimize basalım. Oo, güzel ses var. Bunu dinletmeliyim size. Koltuğumuzu da ayarlayalım. Direksiyon ayarımız yok. Şuradan hızı görürsünüz. Çok kaliteli bir mod bence. Artık direksiyon için para biriktiriyorum. İyice artık her hafta bir video gelir en az. Okul zamanı da. O yüzden aşağıda IBAN ve İNNAL barkodum var. İsteyenler bağış atabilir bize. Onunla direksiyon seti alacağız. İsteyenler, gönülden kopanlar, sorun yok. Kaliteli bir şey almak için dedim. Çünkü Snowpea V5H alacağım normalde. O da eskiden 50 TL'ydi he. Şimdi vatana gittim, o kaç lira olmuştu? 350 TL. Bu arada çarptık. Her neyse, moda gelelim. Modun linki açıklamada. Canlı yayın yapalım mı? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Arabanın sesi çok güzel ya. Yanımızda polis var, bizi bağlamadı. Direksiyona alışamadım. Direksiyon diyorum ya, fareye alışamadım, kusura bakmayın. Taktım direksiyonda kalmış. Otomda oldu. Hop, taklaya geldik. Evet. %7'lik bir hasar. İnşallah kurtuluruz. Her neyse. Servis edip geliyorum. Evet, tekrardan geldik. Alışamadım demiştim. Tek hassasiyeti biraz yükselteyim ya. En full yapayım. Yoksa olmayacak. Her neyse. Mod bence kaliteli. Biraz geç çektim. Çünkü bu modun yayınlanmadan önce ben Golf 6 çekmiştim. İnsanlar izlemez diye. Dedim bunu sonra atayım. ETS2 Multiplayer videomuza gitmek için kanaldan ulaşabilirsiniz. Ondan önce 2 jet çektim.
Hop yine taklayı bile geldim. Hop. 06 R 76 01. Bir dakika. Çok kusura bakmayın. Özür diliyorum bu videoda size. Ama harbiden olmayacaktı. Şöyle yapayım, hemen girelim oyunuza. Klavyeden devam edelim. Ve virajlardayız. Acayip zorluyorum çünkü. Hop, girmedik. Kendimden geçiyorum şu an, ne girdik. Direksiyon şeyi hassasiyeti çok en yüksekte kalmış. Öyle çalışıyoruz yapmaya bir şeyler. Çok sağ. Bu video bok yoluna gitti, kusura bakmayın. Kapatabileceğimi kapatırım. Çok çok özür diliyorum hepinize. Evet. Şimdi eski halimize döndük. İlk işim ya mikrofon almak ya da direksiyon. Güzel gidiyoruz ama. Biraz yollar ve Golf 7 R-Line. Ama şimdi kaza yapacağım. Hissettim. Aslında ben şimdi ne modu çekecektim? Bayağı konuştuk. Normalde Fiat Doblo 1.31 X modu yayınlandı en son. Yüklüyorum. Ona girdiğimde oyundan atıyor. Kaç tane profil denedim, olmadı. Ondan sonra Seat Leon denedim. İki tane Seat Leon var. Bir tane Seat Leon FR. Bir tane Seat Leon R-Line mı? Seat Leon mu ne? Her neyse. En son atılan Seat'ı tanıtacaktım size. Mod klasörünü yüklüyorum. Mod klasöründe çıkmıyor oyun. Mod. O yüzden çekemedim. Aklımdaydı da zaten mod, bunu çektim. Ve güzel bir mod. Açıklamadan indirebilirsiniz tekrar dediğim gibi. Golf 7 R-Line'a göre çok yavaş gidiyorsun. Skoda motorlu Golf 7. Sol şeridimize girelim. Takla atmayalım. Sarı araba bizim işimizi bozacak. Güzel çıktık ama. Tıklattık galiba birini. İyi yol tutuyor ya. Normalde ben farklı bir arabayla yapsam, hatta Skoda orijinaliyle yapsam kaza yapmıştım az önce, çok güzel soladım.
Teşekkür etmenize gerek yok, çok kusura bakmayın. Her neyse, gidelim. Abarttık galiba bugün, fazla konuştuk. Ama burada taklaya geleceğim. Evet, Mini Cooper'ı gömdük. Hasarımız da yüklendi. Bir arabamıza bakalım. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Bye bye.